Bugün çok güzel bir şov izledik. Hatta iki kere izledik bu şovu. Ben bu güzel şovun mimarlarını sahneye davet etmek istiyorum. Mehmet ve Hakan'la ilk tanıştığımızda bizi en çok etkileyen şey onların bilim seferberliği projesindeki çocuklara rol modelleri olmalarıydı. Çünkü onların da hikayeleri çok benzer. Kayseri'nin kırsalından çıkıp dünyaya giden işlere imza atıyorlar. Şu an tasarımın Oscar'ları diyebileceğimiz Red Dot ödülünün sahibiler ve aynı zamanda Contemporary İstanbul'a damga vuran eserler ortaya çıkarıyorlar. Aslında Mehmet ve Hakan'ın yaptıkları bugünün V konseptini ete kemiğe büründürüyor. Kuramsal fizikle, kodlamayla ve müzikle ilgili bu ekip teknoloji ve sanatı birleştiren ve bize ilham olan eserlere imza atıyorlar. Şimdi sahneye Under One Minute baş artistleri Hakan Yılmaz ve Mehmet Ünal'ı davet ediyorum. Alkışlarla çıkalım. Selam. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle çok cool görünüyorsunuz. Bunu söylemeden Teşekkürler. Geçemeyeceğim. Evet. Acayip güzel iki şov izledik. Eminim bu salonda yani 2500 kişi varsa herkesin gözünde farklı bir şey canlandı. Ama siz de farklı bir şey hayal etmişsinizdir diye düşünüyorum. Siz bunu hazırlarken aklınızda ne vardı? Belki Mehmet seninle başlayabiliriz. Öncelikle şovu hazırlarken müzikle başlıyoruz biz genelde. Aslında her şeyin temelinde bir melodi buluyoruz, bir motif buluyoruz. Bu melodiyi tabii bulurken V konseptinden faydalandık, Versus temasında. Bildiğimiz gibi V'deki o iki çizgiyi aslında iki ayrı nota gibi düşündük. Bunun tabii bu yöntemi nereden bulduk dersek aslında yüzyıllar önce uygulanmış bir yöntem bu. Belki hepiniz biliyorsunuzdur. Buraya vurayım. Belki bu eseri hatırlarsınız. Hatırlıyor musunuz? Çalalım istiyorsan şu an. Çalalım. Hemen geçiyorum. Beethoven'ın 5. senfonisi biliyorsunuzdur. Çok ünlü. Durduruyorum. Aslında Beethoven bu 5. senfonisinin adı Kader Kapıyı Çalınca aslında temelde 4 tane notadan oluşuyor. Ve bütün bu kompozisyon bu 4 notayla aslında organik bir yapıya dönüşüyor. Bizim bestemizde de böyle bir durum var. Aslında biz sadece 2 nota seçtik burada ve bu 2 notayla başlayıp bunu bir sürece yaydık. Zaten aslında kompozitörler, besteciler genelde süreçle ilgilenirler. Böyle bir şey, bir hikaye yazarlar. Hepiniz kompozisyon yazmışsınızdır edebiyat dersinizde. Aslında giriş gelişme sonuçları yazılır. Böyle ilerledik. Bu besteyi yaparken de 2 notayla başladık. Süreci yayan kişi bendim. Dediğim gibi besteciler süreçle ilgilenir. Aynı zamanda görsel artistler, ressamlar da anı aslında kompozisyonunu çizerler. Orada da Hakan'la ilerledik. Evet Hakan. İsterseniz böyle görseller üzerinden anlatayım. Çok iyi olur. Görsel kısmında neler denedik? Aslında görseli sırasıyla, daha doğrusu şovdaki sırayla anlatmaya çalışacağım. Bu bölümün adı Tanım. Şovdan hatırlarsınız belki. Tanım bölümü birazdan izleyeceğiniz eserin aslında hangi kanvasın üzerinde yapılacağını anlatmaya çalışan bir bölüm. Giriş gibi. İkincisi doğum, bir nebula patlamasıyla oluyor aslında. Hepimizin aslında bir yıldız tozu olduğunu herkes biliyor sanırım. O yüzden ben de bir yıldızla başlamayı düşündüm. Doğduktan sonra üçüncü görsel bir göz, soyut bir göz. Bunu bölümünde de gördüm. Doğduktan sonra ilk yaptığım şey bu. Gördüm, baktım. Sonra baktığım yöne doğru gittim. Bu çıkan parçacıklar böyle hepsi kendi gözünün önüne doğru gidiyorlar. Sonra bu olmuyor. Sonra hepsi birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Diğer insanları taklit ediyor. Ve herkes gibi aslında aynı hata yapıyor. Herkesle aynı hata yapıyor ve bir çöküş anı oluyor. Sonra güçlenip geri dönüyor en baştaki nebula. Eski halinden biraz daha gelişik bir halde geliyor. Bunu yaparken de aslında biriktiriyor. Biriktirmekten kastım okumak, dinlemek, izlemek, araştırmak gibi şeyler. Bunu da yine bir soyut bir anlatım olan aslında bir kovanın içine damlalar dökerek anlatmaya çalıştım. Bu süreçte yine kendi sınırlarını aşıyor. Burada bu sahnede iki tarafta iki tane kalmış deniz anası benzeri bir görsel var.
Ama ortadaki onlardan farklı davranıyor. Ortadaki ortadan çıkıp bütün çerçeveleri geçip dışarıdan gidiyor. Kendi sınırlarını aşıyor. Ve çabaladım diye bir görsel var. Bu aslında konseptimize en uygun olan görsellerden bir tanesi ve aslında bütün şovun ana görseli, taşıyıcı görseli bu. Bir akıntıya karşı ilerlemeye çalışan bir şey görüyoruz. Kendisini görmüyoruz çünkü ona takılmamamız ve dikkatimizin dağılmaması için. Onun sadece çabasını görüyoruz aslında. Bütün bu akıntının içinde bir çırpınan bir şey görüyoruz. Kendisini değil ama suya yaptığı etki üzerinden. Onun çırpınışlarını görüyoruz. Sonra bütün bu çabalardan, biriktirmelerden, okumalardan sonra oturup mucizeleri izliyoruz. Çünkü aslında bütün bunlar başımıza geldikten sonra, yani bir denediğimiz bir şeyle ilgili yeterince başarısız olduktan, yeterince utandıktan, korktuktan, sıkıldıktan sonra buna rağmen çabalarsak aslında bir takım mucizeler oluveriyor ve onları izliyoruz. Bu görselde küçük de aslında bir küçük bir data simülasyonu yapmaya çalıştım. Bunlar sığırcık kuşları. Sığırcık kuşlarını bilirsiniz. Havada böyle hani hep birlikte, rüzgarla birlikte dağılırlar, birleşirler, tekrar dağılırlar falan. Onları simüle etmeye çalıştım ve 2046 tane kuş var o kafesin içinde. Bugün burada da 2046 kişiyiz. Aslında her birinizi temsil eden bir tane ekledim oraya. Çok teşekkürler. Aslında bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle şey hissettim. Normalde hani sanatçılar birlikte çalışamaz egolarından dolayı diye bir algı var ya. Aslında siz de bu algıyı yıkmış oldunuz. Biz de her başarı hikayesi bir birlikte başarma hikayesi diyoruz. Siz de bunu gerçekten gözümüzde canlandırdınız. Teşekkürler. Yani bununla ilgili küçük bir şey eklemek istiyorum. Mehmet'le farklı disiplinlerden artistleriz. Ama yan yana geldiğimizde yani ben birim, o da bir. Ama yan yana geldiğimizde iki etmiyoruz, 11 ediyoruz. Ve böyle bir durumdayken ego falan gibi konular bence çocukça konular. O yüzden birlikteliğin gücünden faydalanıp böyle şeyleri bence umursamamak lazım. Şimdi müjdeli bir haberimiz var, onu paylaşalım isterseniz. Evet. Eğer bugünkü şovdaki şarkıyı şazamladıysanız bulamamışsınızdır. Çünkü Spotify listelerinde henüz yok. Ama şarkı Spotify'da Şubat ayında çıkacak. Spotify listelerinde bulabileceksiniz. Under One Minute ekibi bu şarkıyı bu zirve için özel olarak hazırladı. Amerika'dan iki önemli rap sanatçısıyla birlikte. Ve şarkı Queen, Beatles, Rolling Stones gibi grupları keşfeden Abbey Road stüdyolarından çıkacak. Ve şarkı çıktığında klibinde de bugün hepimizin görüntüleri olacak. Aynen. Tekrardan gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.